Bu zamana kadar ekseriyetle 2017 yılından beridir. Hip hop kültürü özelinde sürekli birilerinin konuşması, birilerin bir şeylere anlamlar yüklemesi ve bu yüklediği anlamlar üzerinden sürekli bir tartışma içerisinde geçirdiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Ancak hip hop kültürü hali hazırda zaten 70'lerin başından beridir. Konuları belirlenmiş, her türlü kavramı oturtulmuş bir şekilde ilerlemekte. Türkiye'de hip hop kültürüyle alakalı birçok yanlışı, birçok doğruyu ya da birçok yanlış anlaşılmış kavramı konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Hepiniz Flow Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Haluk Koral. Hip Hop Kolektif ile beraber yapılan ilk içerik olacak olan Doğrusu Şu Ki'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu içerikte bahsedeceğimiz şey, bundan sonraki bölümlerde de olmak üzere, hip hop kültüründe herkesin konuşmaktan zevk aldığı ama bir şekilde yanlış, saçma, anlaşılmamış konuları tekrar tekrar bahsetmek. Bunlar hepimizin zaten hip hop kültürüyle alakalıysak konuştuğu şeyler. Ancak Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi hip hop kültürü konusunda da ahkam kesme durumunda her şekilde her konuda birilerinin bir fikri olabiliyor. Ezel'in çıkışından beri hip hop kültürü Türkiye'de çok fazla bir konu haline geldi. Ancak bu konu herkesin yanlış anladığı ve zaten üreticilerinin de doğru anlamak veya doğru aktarmaktan imtina ettiği bir konu haline geldi. Baktığımızda üreticilerin de tüketicilerin de yanlış bildiği birçok kavram bulunmakta. Açıkçası siz de bunu izlerken ben neyi yanlış biliyor olabilirim diye düşünebilirsiniz. Ama bu kültür Türkiye'de yanlış aktarılmış birçok konuya sahip. Bugün bahsedeceğimiz old school bunlardan biri. Bu videoyu izlerken tek temenni ettiğim şey lütfen ben bir şeyi yanlış biliyorum gözüyle bakmayın ya da ben bir şeyi doğru biliyorum gözüyle bakmayın. Dinlerken sanki sizle konuştuğumu varsayarak siz de fikirlerinizi, yorumlarınızı yorum kısmına bırakın ki bu fikir çatışmasından ortaya çıkacak şey doğruya ulaşmak olsun. Bu içerikte bizim hedeflediğimiz ana temel nokta bu. Bugün bahsedeceğimiz konu Türkiye'de old school kavramı. Açıkçası şunu bir baştan konuşalım. Türkiye'de old school diye bir dönem Amerikan hip hop'unda olduğu gibi hiçbir zaman olmadı. Amerika'da hip hop kültürü 3 döneme ayrılmakta. Bu ayrıldığı 3 dönem, 1. dönem old school, 2. dönem golden age, 3. dönemse new school olmak üzere 3'e ayrılıyor. Old school dönemi 70'lerin ortasından 80'lerin ortasına kadar olan süreçte hip hop kültürünün emekleme çağları, rap müziğin ilk dönemleri, rap müziğin ilk stil, flow, her türlü rap müzik elementini içerdiği dönem olarak düşünebileceğiniz dönem. Bu dönem içerisinde kesinlikle muhteşem eserler olmasa bile ruh olarak kavramların yeni oturmasından dolayı o kavramlara dair hem müzikal hem tartışmalar içeren bir dönem olmakla adlandırılabilecek bir dönem, old school dönemi. Golden Age dönemine geldiğimizde ekseriyetle 87'de patlama yapan Paid in Full albümüyle beraber Eric B. ve Rakim'in, yukarıda görebileceğiniz isimlerin yani, Eric B. ve Rakim'in Paid in Full albümünden itibaren görebileceğiniz süreçte ortaya çıkan nadide eserlerin olduğu, bu az önce bahsettiğim rap, hip hop elementlerinin birer birer hepsinin oturduğu ve mükemmelleştiği çağ olarak adlandırabiliriz. Hatta biraz daha abartırsak konuyu hip hop'un Rönesans dönemi olarak bile adlandırabiliriz. Çünkü birçok açıdan birçok konu yeniliğe uğramış, daha muhafazakar haldeyken daha açılmaya başlamış olduğu dönem. Bu dönemde ekseriyetle en fazla ortaya çıkan konuysa rap müziğin mükemmelleşmesi ve her türlü açıdan değişime uğraması. Bu değişimi şöyle anlayabiliriz. 70'lerde çıkan DJ odaklı rap müzikten daha çok kendi başına konuları olan, kendi konularından bahsettiği, şiirselliğin daha ön planda olduğu rap müzik dönemine geçmiş olarak adlandırabiliriz Golden Age dönemini. Bu dönemin bitişi 95'ten 2000'li yılların başına kadar belli başlı yıllara içererek tartışılan bir konu halinde. Ancak ben bu videoda 98'de bittiğini varsayarak alacağım. İşte sizin de bilebileceğiniz veya bilmediğiniz üzere işte Biggie'nin ölümü, Tupac'ın ölümüyle beraber rap müziğin değişmeye başladığı dönemi 98 yılından itibaren olarak alabiliriz. İkinci dönemimiz ise Golden Age. Golden Age dönemi rap müziğin en mükemmelleştiği dönem olarak adlandırılan dönem. Birçok efsane eserin bu başlatan Paid in Full albümünden Illmatic'e, Tupac'ın bazı albümlerine, Biggie'nin ölmeden önce ve öldükten sonra yayınlanan albümleri gibi sizin de aşina olabileceğiniz daha birçok albüm bulunduran dönemi olarak adlandırılır.
Siz her zaman iki dönem olarak bunu düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü Golden Age dönemi bizim ülkemizde çok bahsedilen bir dönem olarak geçmemekte. Rap şarkılarında da tartışmalarında da. Peki neden bu dönem Golden Age ve hala bu döneme referans veriliyor? Bu dönem insanların sürekli olarak düşündüğü, bu dönemi baz alarak rap yaptığı dönem. Yani Illmatic albümü hala bir çocuğa ilham oluyor. Enter the Wu-Tang albümü hala bir çocuğa ilham oluyor. Golden Age'in bitişi ise biraz tartışmalı bir konu. Eğer internette bakarsanız bazı isimler bunu 94'e kadar düşünmekte, bazıları ise 2000'lerin başına kadar bu dönemi uzatmakta. Ben 98'de East Side West Side savaşından dolayı bu karmaşık hale gelmiş ana akım müziğin biraz daha geriye çekilmeye başladığı dönemden sonraki dönemi New School demeyi tercih ediyorum. Üçüncü dönemim ise New School. New School'u anlatmaya gerek zaten çok olduğunu düşünmüyorum. Halihazırda bugün de duyduğumuz Mumble Rap'i de içinde bulunduran, 2000 başı 50 Cent'i de içinde bulunduran dönem. Peki bu kısa anlatıdan sonra Türkiye'ye döndüğümüzde böyle bir şey yok. Ne Golden Age var, ne Old School var, ne New School var. Türkiye'de her zaman bir jenerasyon farkları oldu. Ondan bahsetmeden önce, düşündüğünüzde Kartel albümüyle 90 BPM albümü arasında herhangi bir fark görebiliyor musunuz? Gördüğünüz tek fark kayıt teknolojileri olacak. Bunun da sebebi şu, 95'te Kartel'in yaptığı konularla 2015'te Kötülük Bizim İşimiz albümünde hiçbir şekilde konu, lirik, vokal, flow bir fark olmaması. Ama bunu tam tersine düşünürsek, yani Amerika'dan düşünürsek, 83'te çıkan herhangi bir rap albümüyle 95'te çıkan bir rap albümü arasında bile dağlar kadar fark olduğunu göreceksiniz. Peki şunu düşündüğünüz zaman biz niye bir şeylere old school diyoruz? Bizim old school deme sebebimiz birilerini onore etmek. Birilerini mutlu etmek. İşte sen old school'sun abi, eskiden beri varsın bu piyasada. Sen kralsın, en güzelisin. Ama old school böyle bir ifade hiçbir zaman hip hop kültürü için taşımadı. Old school bir dönem adıydı. Yani Fuat Ergin, Türkçe rap'in en önemli isimlerinden biri ama onu bu sebepten dolayı old school dememize gerek yok. Fuat Ergin, Hasiktir serisini, Rap Üstad serisini yaparak zaten bizi yeterince muhteşem albümler dinletmiş biri. Bu isme ekstra bir anlam yüklemek için old school demeye gerek yok. Bunlar her zaman daha tartışma konuları olan konular ve bunlar her zaman daha bir dönemi adlandıracaksak bahsetmemiz gereken konular. Peki şunu düşünelim. İlla bir zaman aralığı belirleyeceksek ne diyebiliriz bunun yerine? Old school dememiz az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı yanlış. Ya da bir illa ekol, okul eklememiz de çok doğru olmaz. O zaman aslında jenerasyon zaten halihazırda böyle bir konu için her zaman ideal kelimedir. Yani ilk jenerasyon MC'ler, ikinci jenerasyon MC'ler, örnek de verecek olursak Karakan, Islamic Force, Sert Müslümanlar ilk jenerasyon. Onlardan sonra gelen Sago, Ses, Ceza, Fuat. Fuat daha birinci jenerasyon ama ikinci jenerasyonda daha çok adını duymaya, Türkiye'de duymaya başladığımız bir isim. Böyle jenerasyon isimleri vererek her zaman bu işi kurtarabiliriz aslında. Ancak illaki yerine old school koymak hip hop kültürünün o evrensel duvarını yıkmakla alakalı bir şey. Flow Radyo'nun sitesinde görebileceğiniz 18 maddelik barış bildirgesinde hip hop'un belli başlı kuralları var ve bu dönemsel ifadeler de bu kurallar doğrultusunda aslında belirlenmiş kurallar. Biz bunları Türkiye'de her şekilde hip hop severler olarak bir şekilde iteliyoruz. Yani biz bir şey düşünüyoruz, oysa odur. Ama hip hop kendi kuralları içerisinde devam eden bir kültür. Her zaman bu devam etme süreci de olacak. Bir old school, new school ya da işte bir ekol farklılığı dönemini ancak 2017'den beri özellikle başta bahsettiğim Müptezel albümünün çıkışından beri olan süreçteki trap müzik eğer bir akım yerine bir dönem ifade etmeye başlayacak uzunluğa ererse o zaman iki farklı ekol diyebiliriz. Ancak şu an hali hazırda böyle bir şey dememiz özentilik tabirinin tam oturacağı nokta. Çünkü bir şeyi tartışmak, düşünmek, konuşmak yerine hali hazırda var zaten bunu alalım da buraya koyalım. Bunu yapmış oluyoruz bunu yaparak. Biz Türkiye'de hip hop kültürünü Türkiye'nin içerdiği şeylerle harmanlamak istiyorsak bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Zaten her ülkede yaşanan hip hop kültürü bu harmanlama sonucu ortaya çıkan bir kültür. Bu az önce bahsettiğimiz özentilik konusunun ana sebebi ise Türkiye'de hip hop kültürünün yanlış anlaşılması durumu. Zaten bir sonraki bölümde de aslında bundan bahsedeceğiz.
Bahsedeceğimiz konu hip-hop kültürünün doğal bir şekilde ilerlememesi. Bu bölümde bahsettiğimiz old school kavramı gibi birçok kavramın zaten yanlış anlaşılmasının ana sebebi de bu içerikteki konuşacağımız her konuda olduğu gibi hip-hop kültürünün bağımsız bir şeymiş gibi, dünyadan bağımsız bir şeymiş gibi bahsedilmesi olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Flow Radyo'ya abone olmayı, çana tıklayıp bildirimlerden haberdar olmayı ve konuyla ilgili sen şurada yanlışsın, sen şurada doğruyu söylemiyorsun gibi yorumlarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İşte bundan bahsediyorum. Bunu yapacağım işte.